Siyasetin nabzına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Akit TV ekranlarındasınız. Ve her hafta olduğu gibi Rabbimiz yine kavuşturdu. Bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Yine her zaman olduğu gibi üstadımız, duayen gazeteci abimiz Abdurrahman Dilipak bizimle birlikte. Ve Devlet Eski Bakanı Hasan Aksay abimiz, amcamız. Çok teşekkür ediyoruz. O da bu akşam bizimle şeref verdiniz. Hoş geldiniz diyelim size de. Ve sevgili izleyiciler, biliyorsunuz 26. dönem meclis başkanı artık İsmail Kahraman AK Parti'den meclis seçimini yaptı. O konuyu gündeme getireceğiz bu akşam, o konuyu konuşacağız ama mutlaka Türkmen Dağı'na da değinelim bu akşam istiyorum özellikle o konuda. Ama sıcağı sıcağına isterseniz İsmail Kahraman'la başlayalım. Milli görüş geleneğinden gelen bir isim. Dolayısıyla... Bir mesaj, yani bunu siz yaşla mı görüyorsunuz, yaşla mı yorumlanır, yoksa milli görüş geleneğinden olması mı ön plana çıkıyor İsmail Kahraman'ın? Hani merak ettiğim aslında bu. Bir mesaj mı önümüzdeki döneme ait AK Parti'nin yeni 2000 ruhu, 2002 ruhundan bahsediliyordu. Belki de o mesajın bir işareti mi olarak göreceğiz İsmail Kahraman'ı? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? O ismi oradan başlayalım. Bence İsmail Kahraman oraya için en layık arkadaşlarımızdan bir tanesiydi. Yani öteden beri. Bunu milli nizam vesaire diye şey yapmıyorum ben yani. Evet, İsmail Bey ta milli nizamın baştan beri milli nizamcı olarak bir kardeşimiz. Zaten yani bunu milli nizamcılıktan çok, işte o zamandan beri bu ahlaki, imani meseleleri mesele etmiş kendine bir evet. Kardeşimizdir. Zaten milli nizam vesaire çizgisi de bu. Dürüstlüğü, ahlakı, edebi, hayayı ve yani tarihini, köküne sahip olma şeyi, davasını, bir dava sahibi olma. Hani Malcolm X diyor ya, hayattan bir insan hayattan üstün değeri bulamamışsa bırak gitsin, adamlığı yoktur onun diyor. Hani. Bu hayattan üstün bir davasının, tabii o da öldükten sonra dirilmeye inanmadan bu olmaz zaten. Yani İslam evet. olmadan hayattan üstün bir dava bulabilmek, ama şehit olmak için de zaten hayattan üstün davası olmak gerekiyor. Yani bu İsmail Kahraman Bey hayattan üstün değerleri olan, uğrunda hayatını verebileceği değerleri olan bir kardeşimiz. Ve siyasi yapısı da ta üniversite yıllarından başlayan bir kardeşimiz. Ama Türkiye yenilenemedi gibi geldi bana. Çünkü bana göre ya bir meclisin kendi kendine zulmetmesi, kendi kendinin vaktini çalması yanlış bir şey yani. İyi, her parti adayını gösterdi, adayını koydu. Evet. Birinci tur yapıldı. İkinci tur yapıldı. Bir kişi 316 oy alıyor. En fazla alan 127 alıyor. Belli ki bu 316 olan kazanacak. Kazanacak. Evet. Niye 3 tur yapıyorsun yani? İkinci turda bu işi bitirmek lazım yani. Ben artık hani Türkiye yeni bir devreye giriyor ama muhalefet partilerimiz yeni bir devreye girmediler gibi geldi bana. Yine aday sonra, gösterdiler öyle değil mi? Kazanamayacaklarını bile bile meşgul etme. Öyle mi değerlendiriyorsunuz? Bu doğrudan doğruya meclisi meşgul etme şeyi. Şimdiye kadar eskiden böyle meselelerde meclis başkanında gene anlaşmak olurdu yani. Bir yakınlaşma falan olduğu zamanlar olmuştur. Hani çekişme olduğu zaman olmuştur ama şeyler de böyle fazla uzatmaya gerek olmadığı zamanlarda, gerek görülmeyen şeyler de olmuştur mecliste. Yani şimdi bu yeni bir devreye başlıyorsun.
Ve Türkiye'de yani çok enteresan bir şey bu. 1 Kasım seçimleri dünyada görülmüş bir şey değil yani. %49 oy alabilmek. Hem de senelerden beri yani 12 seneden beri dokuna dokuna öyle sıkı dokunmuş bir kumaş ki, kumaş haline geldi ki millet, kendi partisinden ayrılıp da başka birisine oy vermenin neredeyse imkansız hale geldiği bir zamanda birdenbire böyle 9 rey, %9 gibi korkunç bir rey. Bu başka bir şey yani. Bu milletin, bu millete has, bizim Müslüman milletlere has özel bir kabiliyettir bu. Yani aslında bu aşağılamaya çalışıyorlar ya koyun diye. Aslında tam tersi çok zeki bir millet var, öyle değil mi? Yani yeri geldiğinde AK Parti'ye de ayar gücü, veren. Fehim gücü çok yüksek bir millet var yani. İstediği zaman kararını değiştirebilen vesaire edebilen bir millet var. Bir hidayet var. Yani böyle bir şey oldu. Ve bu netice itibariyle de onu gösterdi ki şimdi İsrail ve İsrail yandaşları, şunlar bunlar, Türkiye'ye, İslam dünyasına düşman olan bütün şeyler başlangıçta tam bir bayram yaptılar. Türkiye'den Suriye'ye dönecek gibi bir sevince girdiler ve sonunda da yani hepsi böyle birdenbire tuşa gelmiş kimse gibi çok perişan oldular. Benim gördüğüm zaten şimdi yani Rusya aslında Suriye'yle, Suriye'de adam öldürmekle birinci derecede meselesi değil. Amerika'nın da Avrupa'nın da birinci meselesi Türkiye'yi sıkıştırmak meselesi. Türkiye'ye illa daha fazla akıncı göndermek, Türkiye'nin onları koruyamadığını ima edecek hareket şeyler. Türkmenlere yapılan bu saldırıyı böyle mi değerlendiriyorsunuz? Tabii. Aslında oraya bir sonraki şeyde girelim aslında ya. Meclisten devam edelim. Evet. Oraya şimdi yani, meclisten başlayalım. Oraya şu bakımdan. Ama güzeldi. Evet. Bu. Oraya şu bakımdan geçmek istiyorum. Yani şeyi bugünkü meclis seçiminde işte çok büyük bir değişim var dünyada yani. Dünyada dün 7 Haziran seçimlerinde bütün İslam dünyası üzüntüye girdi. Bütün İslam dünyasının karşısındaki bütün dünya da bayram yapmaya girdi. Ve Türkiye üzerinden zaten Huntington vesaire ne diyor? Yani İran önemli değil diyor. İran'ı destekleyebiliriz diyor. Çünkü İran İslam dünyasının başına geçemez. İslam dünyası İran'ın arkasından gitmez. Öyle olunca da İran'ın tehlikesi yok bizim için. Ama Türkiye'nin arkasından İslam dünyası çok kolaylıkla İslam dünyası Türkiye ile beraber olabilir ve İslam birliği doğabilir. Bu bizim için çok tehlikelidir falan diyor. Yani şimdi de Suriye'de yapılan savaş aslında Türkiye'yi sıkıştırmak için. Yoksa Esad gibi bir zalimi tutan adamların tarih yanında lanetleneceği meydanda. Ama İran, Rusya özellikle öbürleri de seyirci kalmak suretiyle hatta işte onlar da Mısır'ı da biz yapalım, orada da dengeleyelim diye böyle bir şey doğdu. Yani İsmail Bey hakikaten oraya çok layık bir kardeşimizdi. Gerçi AK Parti'nin içerisinde başka layıklar da vardı yani. İşte İsmet Bey daha önce olmuştu. O da gayet güzel şeydi. Evet, temsil ama ediyordu. İsmail Bey hakikaten siyasi tecrübesiyle de bu konudaki uzlaştırıcı vasıflarıyla da oraya gelmiş olması çok önemli bir şey oldu. Ben yalnız işte bunun ikinci turda
aslında bitecek bir andayışa gelmesi gerekirdi şeylerin, muhalefet partilerinin. Ve bu zamanı, kendilerinin de zamanı çünkü. Bu milletin zamanı, milletin şeyi, milletin değerleri, bu meclisin her saati bu millete şuna mal oluyor. Yani bunu gereksiz olarak uzatmak netice belli. Yani ilk seçimde belli. Haydi ama haydi ben de adayım. Belli zaten, belli ben daha adayımı göstereyim. Evet. Belli olsun. İşte evet. Bir kişi de ben 40 vekille aday göstermenin pek mantığı da yok aslında diyorsunuz. Yani, 40-50-90. Ya daha dün Cumhurbaşkanlığında aday gösteremediniz kardeşim. Kendinizde adam olmadığını gösterdiniz. Gittiniz bir şeyin AK Parti'nin tayin ettiği bir adamı getirdiniz yani. Doğru. AK Parti'nin siyasi olarak tayin ettiği, yani böyle bürokratik olarak tayin ettiği değil, siyasi olarak tayin ettiği bir adamı getirdiniz, aday gösterdiniz. Evet, bu arada, yani hiç aday göstermemek bile mümkündü burada sizin için. Doğru. Aday göstermeden, tamam senin kazanacağın belli kardeşim, biz bu işlerden meclisi meşgul etmeyelim dahi denebilirdi. Diyorsunuz. Ama... Haydi benim adamım da işte ben de başkan adayıydım desin. Diye. Bir aday da. Dostlar desin. Alışverişte görsün. Diyebilirsin mantığıyla. Ama bunu götürmenin bir manası yoktu yani. Doğru söylüyorsunuz. Bu arada tepedeki 3 isimden ikisi Rizeli oldu. Cumhurbaşkanı ve şimdi meclis başkanı ikisi de Rizeli. Evet. Karadeniz'de inatçı mücadele, mücadele ruhu olan isimler zaten sizler yakından tanıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz Abdurrahman Hocam. Sizinle başlıyorduk ama daha abimiz var bugün. Elhamdülillah yani buradan. Irkçılık olmadığı için biz bir hangi şehirden olmak önemli değil, layık olmak önemli tabii, değil. Tabii tabii o esprim şimdi şeye geleceğim. Hani sizin 2016 için bir... Batı için felaket yılı şeklinde düşünüyorsunuz. Yazdığınız yazıda bayağı bir şey var. Türkiye'yi de hani bazı felaketler bekleyebilir. Bununla alakalı olarak da İsmail Kahraman ismi mücadele ruhu olan bir ismini üniversite yıllarından beri bu mücadelenin içinde olmuş milli görüş geleneğinden gelen bir isim. Siz nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz bu isim? Yaşla mı, hani bu yeni dönemde birçok problemi çözebilecek bir kapasiteyle mi alakalı yoksa yaşta bir abilik meselesiyle mi alınmış bir karardı? Ya da AK Parti'nin o 2002 ruhuyla ilgili mi? Siz nasıl görüyorsunuz ismi? Defi mazarrattan yola çıkalım. Gerçekten bu hep böyle oluyor. Türkiye'ye yakışmıyor, parlamentoya yakışmıyor. Fuzuli Şagil durumuna düşüyorlar. Evet. Yani el ayağı boş değil, tuttuğu iş değil. Kamu yararı yok. Bir kamu otoritesi, kamu görevlisi kamu yararı içermeyen bir eylemi yapamaz. Bu kendi misyonu ile çelişir ki bunlar geçtiğimiz dönemde biraz önce belirtildiği gibi Ekmelettin için bir araya gelebildiler. Ya da aday bile gösteremediler. Ergenekon'un avukatlığı konusunda da bir araya geldiler. Suçlanan kişileri sahiplenme anlamında da MHP ve CHP Soğuk Savaş'ın savaşan tarafları bir araya gelebildiler. Paralel yapının etrafında da buluşabildiler. Ki Ergenekon davasını örgütleyen de paralel yapının kendisiydi. Yani bu kadar büyük zikzaklar çizebilir iken ben birinci turda da aday göstermeyebileceklerini, teamüle uyacaklarını düşünüyorum. Ama hadi birinci turu yaptılar, şan olsun diye. Evet. Sonuçta ortaya yani MHP'liler CHP'ye oy mu verecekti? Verecekseniz kendi aranızda konuşun. Hem MHP hem CHP hem HDP aday çıkartmasın. AK Parti'nin içinde birileri de bize oy verecek diyin. Bizim adayımız aday o kadar çıkarsın. İyi ki biz daha böyle becerikli birini getiriyoruz. AK Partililer de bize oy verecekler ve biz meclis başkanı çıkartacağız diye bir iddianız var. Bunun böyle olup olmayacağını ilk turda görürüz. Evet, Yusuf Alaçoğlu'ya MHP CHP'liler oy vermez herhalde, öyle değil mi? Görünen köy. Bakın eğer verecekse ben isim. Olmaz olmaz demiyorum. Haydi olur. Bunu yapacaklarsa Yusuf Alaçoğlu'nun
daha önce gidip CHP'den oy istemesi lazım. Eğer bunu dürüst, akıllı, yani sözüyle birlikte ciddi, de CHP'nin hani dinsizliğiyle bir vurgusu vardı ya o sözüyle. Tamam, yani onu dün dünde kaldı Süleyman Demirel mantığıyla. Evet, dün, dündür, eğer bunu gerçekten ümit ediyorsanız gidip kapısını çalarsınız, dersiniz ki ya ben böyle bir şey söyledim ama bu Türkiye meselesi, mecliste ben başkan olmak istiyorum, şunları vaat ediyorum. Bir diyalog grubunuz olur. Böyle bir şey yok. Zaten grup kararı açısından söylemiyorum bunu. Yani insani bir demarşınız olur. CHP, MHP tabanından, AK Parti tabanından oy almak için onlara yönelik başkan bazı şeyler söyler. Yani ben adayım, bunu şu sebeplere dayandırıyorum, şunun için adayım der. Böyle şeyler yok. Bunlar tamamen avara kasnak, fuzuli şagil, ayıp. Adam akademisyen, adam bilmem ne işte milletvekili, ayıp ediyorlar. Bunu hep böyle yapıyorlar. Hayır, böyle yapmayalım. Ayıp oluyor. Türkiye'ye yakışmıyor. Bizim kaybedecek bir kuruş paramız, boşa harcayacak bir saniye zamanımız ve feda edecek bir tek adamımız yok. Önümüze bakmamız ve yol kat etmemiz gerekiyor. Bayır bucakta insanlar ölüyor. Suriye'de insanlar ölüyor. Brüksel panik içinde. Benim oğlum bir iş için Brüksel'e gitti. Sokaklar bomboş. Dördüncü seviyeye çıkarılmış. Yani bir güvenlik. Bakın, doğru ya da yanlış, insanlar korkuyorlar. Onlarla ilgilenelim. Türkiye, biz alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmetiyiz. İnsanlığın dertleriyle dertlenelim ama gidip oyun oynamayalım. Yani parlamento oyun oynama, eğlenme, dalga geçme yeri değildir. Yan gelip yatma yeri değildir. Tayyip Bey'e de bir gönderme yapalım. Ayıp oluyor, ayıp. Ve bunu da ilk bu ayıbı da bunlar yapmıyorlar. Bu hep böyle oldu. Bunu 25 tane parti var Türkiye'de seçime giren. Bir partinin seçime girmesi için 500 lira kira verse, 500 lira aylık noter parası, elektrik, su, çalışan, asgari ücret de değil de 1000 lira harcasa, eğer gerçekten Türkiye'nin 3/2'sinde örgütlüyse, bir kongre yapıyorsa, 3 ayda bir toplantı yapıyorsa, üye kayıt defteri falan varsa, ayda 1 milyon lira para harcıyor. Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Ve bunları aday her seçimde de logolarını oraya bastırıyorlar. Karısı, kızı, damadı, yeğeni hepsi yönetim kuruluna giriyor. Adana'da bir parti var. Birkaç defa basıldı, kumar oynatıyor. Hiç olmazsa onun ne yaptığı belli. Sürekli. Ötekiler. Bakın, şimdi bu yanlıştan çıkmamız, kurtulmamız gerekiyor. Bunların yaptığı eli ayağı boş değil, tuttuğu iş değil. Rahmetli ninem böyle derdi. Bunların, tekrar söylüyorum, eli ayağı boş değil, tuttuğu iş değil, ayıp yapıyorlar. İnşallah yapmazlar. Bu arada İsmail Kahraman Bey uygun bir aday mıydı? İsmail Kahraman bir eylem adamı önce. Yani öyle yerinde oturup bir çok kibirli ağa tipi bir adam değil. Bir eylem adamı, bir gençlik lideri. Eski bir gençlik lideri. Hasan Aksay da bu arada Ankara Üniversitesi Öğrenci Federasyonu'nun başkanlığından geliyor. İsmail Kahraman da MTTB gençlik liderlerinden biri. Çok kısa bir zaman aralığında siyaset yaptı ve Kültür Bakanı oldu. Genel karakteri itibariyle sivil bir insan. Hep sivil toplum örgütlerinde, MTTB'de ve daha sonra da Birlik Vakfı'nda çalıştı. Birçok vakıfta da görev aldı. Hep Müslümanların meseleleriyle ilgilenen, sadece Müslümanların değil, insanların hayır olan işleriyle ilgilenen hayır sahibi bir insandı. Fudul mantığıyla hareket ediyor. Sadece yani böyle hayır işleriyle ilgilenen biri değil, aynı zamanda iş adamıdır. Evet. Yani birçok kişi onun bir iş adamı kimliğini, hukukçu kimliğini, işte kültür ve sanata olan ilgisini pek bilmez. Şimdi de Rize'de Erdoğan Üniversitesi'nin mütevelli heyet başkanı. Yani gençlikten vazgeçmiyor.
bedeni yaşlı ama zihin yapısı itibariyle genç olan biri. Dik durmaya çalışan biri. Yani belini bükmüyor, boynunu da bükmüyor. Bize dik başlı değil, başı dik adam lazım. Bu anlamda gençlere de örnek olacak bir yaşlı adam bu. Ve siyasi bir ihtirasla ya da jübile olsun diye de oraya gönderilmedi. Yani ben buraya bir dönem, üç dönem kalacağım, İsmail benim tanıdığım İsmail Kahraman'ın öyle bir derdi olmaz. İsmail Kahraman bu dönemde ne yapacaksa yapmak isteyecektir. Beni burada bırakın, benim cenazemi buradan kaldırın diye bir derdi olmayacaktır. Elini çabuk tutacaktır. Biraz Karadeniz aceleciliği de vardır. İşi var çünkü onun. Evet. Hem orada yapacak işi var, dışarıda da yapacak yani çok iş var. Yani prosedürlere uyan bir meclis başkanı profili görmeyeceğiz herhalde. İkinci Tayyip Erdoğan hayırlı olsun. Bir daha söyleyin hocam, onu izleyelim. İkinci Tayyip Erdoğan hayırlı olsun. Kültür Bakanı iken o bana Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, birinci meclisin açılış belgeselini kitap olarak yapmak için benimle protokol imzalamıştı. 28 Şubat gerçekleşti. 28 Şubat'ın ilk Kültür Bakanı bakanlıktan kapıdan içeri girince odasına oturup ilk imzaladığı belge İsmail Kahraman'ın benimle yaptığı protokolü feshetmek oldu. Yani şimdi meclisin o kuvayı milliye müdafaa-yı hukuk, o istiklal harbini gerçekleştiren meclisin belgeseli elimizde yok hala. Mesela tarih şuuru vardır. Bizde birçok kişi gelecek hayali olsa bile ham hayaller, muasır medeniyetin üzerine çıkmak. Ben muasır medeniyet değil, ben kadim medeniyetlerin temsilcisi olarak kökü mazide olan atiyim. Var olan beni ilgilendirmiyor. Muasır medeniyet seviyesi bir aldatmaca değil midir? Bir göz boyama, bir illüzyon. Bir illüzyon biraz. Yani biz sadece muasırı değil, geçmişi ve geleceği. Şimdi böyle bir tarih şuuruna da sahip olan bir kişi. İstanbul birinci sıradan Tayyip Erdoğan'ın aday olduğu yerden aday gösterilince demiştim, ikinci Rizeli değil, ikinci Tayyip Erdoğan geliyor. Onu mecliste zor tutarsınız odasında. Ben de rica edeyim, İsmail Kahraman'ın çok işi var yapması gereken. Hayırlı olsun için çok fazla gelip de fazla da meşgul etmeyin. Adam Türkiye'nin gündemi var. Yani bizim dünyanın dört bir yerine ulaşmamız, yetişmemiz lazım. Çalışması lazım İsmail Kahraman'ın. Uykusuz kalması lazım. Allah razı olsun, bundan mutlu olan elbette tebrik etmek isteyenler olacaktır. Ama ben tanıdığım İsmail Kahraman adına atanmadan ve seçilmeden, tabii bir vekaletle, mümin kardeşliği vekaletiyle söylüyorum. Önünü açalım, arkasını toplayalım, adam yol alsın. Evet. Yani bayır bucakların derdine yetişelim. Sadece Türkmenlerin değil, tekrar söylüyorum, biz alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmetiyiz. Şimdi meclis başkanı seçildi. Tabii arkasından kısa bir ara verecekler ama hemen ilk iş olarak da pazartesi yarın, öyle zannediyorum ki, Bakanlar Kurulu listesi Cumhurbaşkanı'na sunulacak ve bakanların isimleri açıklanacak. Ve kısa bir sürede, ve bu konuda ben şimdiden çalışıldığını zannediyorum, hükümet programı ile ilgili taslak yeni Bakanlar Kurulu'nda müzakere edilip güven oylaması için okunduktan sonra meclise gelecek. Hemen arkasından da meclisin ilk yapacağı iş bütçenin hazırlanması. Acil gündem bu. Yılbaşına kadar bu bütçe acil bir takım tezkerelerin geçirilmesi, müzakeresi, vekaletler, yetkilendirmeler. 1 Ocak'ta şimdi verilmesi gereken ara herhalde tatili 1 Ocak'tan sonra yapacaklar. 1 Ocak'tan sonra Türkiye artık kalıcı gündemiyle yola devam edecek. Ve bu dönemde öyle zannediyorum ki en önemli iş, birincisi anayasa değişikliği gerçekleşecek. İkincisi bazı konularda köklü reform kararları alınacak. Yani tam bir eşikte bulunuyoruz. Tarihin o dönüş zamanında, kritik bir zamanda görev yapıyor İsmail Kahraman. Belki de bu yeni anayasanın
hazırlanması, müzakeresi ve meclisten geçirilip referanduma sunulmasında böyle bir görev üstlenecek. Tabii İsmail Kahraman'ın meclisin diğer etkinlikler çalışmalarında da çok etkin, reformist bir yaklaşımla ben önemli şeyler yapacağını düşünüyorum. Bir de görevi Cumhurbaşkanı'na vekalet etmek. Yani Çankaya'nın aynı zamanda vekili olarak da İsmail Kahraman önemli bir misyon üstlenecek. Ve bu dönemi... Sayın Erdoğan da devamlı gezdiğine göre yani... Biz Necdet, Ahmet Necdet Sezer gibi orada oturacak değil. Zaten hiperaktif kişiler. Onun yani, için öyle zannediyorum ki İsmail Kahraman'ın başkanlık dönemi unutulmayacak. Öyle diyorsunuz. Hepimiz tabii yardımcı da olmamız gerekiyor İsmail Kahraman'a. Ben Türkiye için hayırlı olsun diyorum. Eyvallah. Çok teşekkürler. Bir reklama gidelim. Reklamdan sonra devam edelim. Sevgili izleyiciler, siyasetin nabzı kısa bir reklam arası veriyor. Aradan sonra tekrar sizi burada bekliyor olacağız. Siyasetin nabzı kısa bir reklam arası verdi. Aradan sonra tekrar birlikteyiz ve kıymetli bir konuğumuz daha oldu reklam arasında. Gazeteci abimiz, yazar Rahim Er, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, trafik yoğun tabii, sizi yetiştiremedik. Trafikten ziyade almaya gelen arabanın bir aksamı olmuş. Geçmiş olsun diyelim. Evet, olsun. Sağ olun. Yine hoş geldiniz hoş diyelim bulduk, size de. Teşekkür ederim. Kanalınız da bu ara hayırlı olsun. Eyvallah, çok teşekkürler. Ömürlü olsun, sizi ilk hizmetli misafir, olsun. İlk defa misafir evet, oluyorsunuz. İnşallah bundan sonra sık sık sizi de görürüz Hakit TV i̇nşallah, ekranlarında. İnşallah. 26. dönem meclis başkanını seçti. İlk bölümde onu konuşmuştuk. Abdurrahman Hocam'dan yorumları aldık ve tabii ki Hasan abimizden. Sizden de alalım. Siz nasıl görüyorsunuz İsmail Kahraman'a anlattığı Abdurrahman Hocam? Özellikle çok farklı yönleriyle en akılda kalıcı cümle ikinci Erdoğan dedi. Evet, vakası. Vakayı hayırlıya mı? Reji odasında değerli konuşmacıların konuşmalarını dinledim. Bayağı bir erken gelmiştim ama araya girmek istemedim. Onu bildiği direkt için mi acaba aslında Erdoğan vekilini evet, özellikle mi seçti? Şimdi efendim 27 Mayıs'ı destekleyen unsurlar vardı. Biz çocuktuk o zaman tabii. İşte devrim meşhur tabirleriyle kara cübbeliler, cuntacılar. Bu meyanda destekleyenlerden biri de resmi gençlikti. Bunlar MTTB, Milli Türk Talebe evet, Birliği çatısı altında bir araya gelmiş ve tek parti zihniyetinde odaklanmış CHP'nin bir bakıma gençlik kolu gibi, gayri resmi gençlik kolu gibi bir teşkilat. 27 Mayıs'tan sonra MTTB'nin genel başkanı Yüksel Çengel idi, kulakları çınlasın. Şimdi çok farklı fikirlerde bir beyefendi. Yüksel Çengel'den Milli Türk Talebe Birliği'ni Rasim Cinisli, Sayın Rasim Cinisli başkanlığında milliyetçi ekip aldı. Yani o bugün için bir gençlik teşkilatında el değiştirilmesi çok fazla önemsenmeyebilir. Ama o gün için çok büyük bir hadiseydi bu. Zihniyet değişikliği de ifade ediyor. Evet. Yani Rasim Cinisli Bey'den sonra, yanlış hatırlamıyorsam, İsmail Kahraman Bey geldi. Evet. Bendeniz'de kendilerini 1968 yılında tanıdım İsmail Kahraman Bey'i. Milli Türk Talebe Birliği'nde. Ve sonrasında o tanışıklık devam etti, halen de devam etmektedir. Milli Türk Talebe Birliği, o Türkiye'nin sol-sağ kavgalarının çok yoğunlaştığı, işte sokaklarda sol-sağ diye gençlerin birbirine düşürüldüğü, emperyalist güçlerin bu ülkenin en zeki çocuklarını birbirine kırdırdığı dönemlerde İsmail Kahraman ve sonra devam eden, takip eden diğer genel başkanlar idaresinde Milli Türk Talebe Birliği gençliği en azından kendi bünyesine gelen, kendi sözünün geçebildiği veya kendisini seven gençliği bu silahlı, kavgalı, taşlı, molotoflu dünyadan uzak tuttu. Mesela bendeniz
Milli Türk Talebe Birliği'nin kitap kulübü vardı. Haftada bir orada seminerler yapılırdı. Cuma günkü yazımda da bahsettim. Cuma günkü yazımın başlığı meclisin başında bir el azizli idi. Onu da neden öyle yazdığımı biraz sonra sohbetin devamında ifade fırsatı bulurum tahmin ediyorum. Ve o kitap kulübü seminerlerinde birçok ismi, mesela Allah uzun ömürler versin, kalemi daha bereketli olsun, Kadir Mısıroğlu Bey'i orada tanımıştık. Bu bugün için demin dediğime benzer bir ifade yine kullanacağım. Bugün için ne var? Yani insan kavgaya bulaşmayabilir veya bir talebe teşkilatı kavgadan uzak kalabilir denmesi mümkündür. Ama hadiselerin alev alev bütün ülkeyi sardığı, ülkenin sokak sokak neredeyse mahalle mahalle, hatta bazen şehir şehir kurtarılmış bölgelere ayrıldığı o yüksek tansiyonda soğukkanlılığını muhafaza ederek kavga yerine kalemi, kelamı tercih etmek ve insan yetiştirmeye önem vermek kolay değildi. İşte bu zor. İsmail Kahraman başkanlığında Rasim Cinisli'den başlayarak sonrasında bir strateji geliştirdi herhalde. Devam edip gitti, bir strateji geliştirildi. Bugün ihtiyacımız olan şey aslında. Evet. Ama buna rağmen 12 Eylül yapıldığında Milli Türk Talebe Birliği'ne de hiçbir kavgaya dövüşe katılmadığı halde Milli Türk Talebe Birliği'ne kapısına da kilit vuruldu. Evet, kavgaya dövüşe katılmadı, tahrik edilmedi mi? Edildi. İşte Mustafa Bilici şehit edildi. İçeride uyurken MTTB'nin penceresinden bomba atılmak suretiyle, şimdi Eyüp Sultan'da kabri, Allah rahmet eylesin, şehit edildi. Efendim 16 Haziran 1971 günü bendeniz bir arkadaşımla birlikte Milli Türk Talebe Birliği'nin bahçesinde oturuyordum. O arkadaşın şu an ismini hatırlayamayacağım. Sonra Büyük Birlik Partisi'nde milletvekili oldu. Ve bir anda sol sosyalist gençler oluştular. Yani asker zor önledi hadiseyi. O gün işte tanklar yollara çıkmıştı. Bir darbe şeyiydi, provasıydı. Meşhur 16 Haziran 1971. Bunu Hasan Bey ve Abdurrahman Bey çok iyi hatırlayacaklardır. İsmail Kahraman Bey demek ki bir stratejist, bir strateji kuran insan. Ve Milli Türk Talebe Birliği'nin kapısına diğer gençlik teşkilatları, partiler, işte ülkede kim varsa bir şeyler yapmak adına soldan veya sağdan Junta 12 Eylül kapısına kilit vurunca İsmail Kahraman Bey ve arkadaşlar bu defa Birlik Vakfı'nı kurdular. Ve o Birlik Vakfı çatısı altında o hizmetlere devam edildi. Sonrasında kendisi zaten malum hukukçu bizim gibi, iş adamı olarak devam etti. Talebe faaliyetleri, siyasete girdi. Gerek Fazilet Partisi, Refah Partisi ve işte son olarak AK Parti'de yine Kültür Bakanlığı yaptı. Adını koyan kişilerden. Evet, isim babası. İsim babası. Peki şimdi İsmail Kahraman'ın bu dönemde meclis başkanı olması. Şimdi bu dönemde meclis başkanı olması bir anlamda oraya bir akil adam da gelmiş oluyor. Yani zaten demin resmettik. Evet. Yani hislerine hakim olabilen, heyecanlarına hakim olabilen ve soğukkanlılıkla bir şeyler yapabilen bir insan portresi çizdik tahmin ediyorum. Demagojik bir karakter değil yani. Değil, hayır. Ağzı kalabalık bir değil. Evet. Güler yüzlü bir insan, kucaklayıcı bir insan, muhabbetli bir insan. Bugün AK Parti iktidarının önündeki meselelerin bir numaralısı kendisine oy vermeyen %50,5'tür. Bu %50,5'un içinde AK Parti'den
Hani kişi tanımadığından ürker. Evet. Ürke bilen, samimiyetle ürken insanlar da var. Bu insanlara kendilerini anlatabilmesi. Bu da tabiatiyle meclisteki partilerden geçecektir. Yani bizim ülke olarak artık soğuk savaş dönemi politikalarından kurtulup kucaklayıcı, teklif üreten, tenkitleri de olgunlukla kabul eden, karşılayan bir yapıya ulaşmamız şart olmuştur. Bir parti 5 maddelik bir teklif getirdiyse, iktidar partisi bu 5 maddenin X mesela CHP'den, MHP'den, HDP'den, mevcutlar üzerinden konuşalım. Bir muhalefet partisinden geldi diye bunun tamamını silme, reddetmemeli. Demeli ki sizin teklifinizi biz ilgili heyetlerimizde inceledik. Baktık. Hakikaten şu konuda, şu 2 maddede çok haklısınız. Biz de aynen bunu imzalıyoruz. Bunun gibi muhalefet partileri de, iktidar partisi veya diğer muhalefet partisi bir teklif getirdiğinde, o kendi dışındaki bir partiden geldiği için tamamını reddetmemeli. 3 tane teklif getirmişse, bunun bir tanesi makul ise, uygulanabilir efsafta ise onun arkasında yer almalı. Artık partilerimiz sabah akşam birbirlerine, birbirinin eksiğini görmek, oranın üzerinden hicvi, hakareti, sahip dökmek, bunun terk edilmesi lazım. Yani Türkiye yeni bir iklime girmeli. Çünkü biz evet bugün kendi milli silahımızı yapabiliyoruz. Dünya devleti olma yolundayız. Önümüze büyük hedefler koyduk. 2023, 2071. Yani tahmin etmem ki bu ülkede ne diyoruz? İşte 2023'te 10. büyük güç olacağız. 10. büyük güç olmak demek en az aylık 20 bin dolar gelire sahip olmak demek. Bunu hangi vatandaş istemez? Herkes ister. Yeter evet. ki meseleleri yani anlatabilelim. G20'deki ülkelere 50-60 bin doları görünce tabii 62 bin, Kanada 62 evet. bin dolar işte. Öyleyse bunları anlatabilecek ve topyekün kalkınmayı, yani muhalefeti de o kalkınmanın bir parçası haline getirebilmek. Zor şeyden söz ettiğimin farkındayım. Ama işte o zoru başarmak da İsmail Bey'in soyadının gereğidir. Onu yapar. Onu yapacaktır. Yapacaktır inşallah. Yapması icap eder. Sayın Başbakan, işte iktidarlı bir insan, yerli, milli bir insan. Efendim, bunlar hepsi vatansever insanlar. Vatan muhabbetiyle dolu insanlar. Evet, o şeyle müsaade ederseniz bahsedeyim, ondan sonra sözü diyelim. Tabii, buyurun. Evet, şimdi hani niye Cuma günkü yazının başında, meclisin başında bir El Aziz'di diye yazdım. Efendim, İsmail Kahraman Bey askerliğini El Aziz'de yapmış. İsmail Bey hep öyledir, El Aziz. Biz de kendisini İsmail abi deriz. Yani burada evet, malum Harput. Aslında Bendeniz'de Harput. Elazığ diyelim, bilmeyenler olabilir. Evet, gençler Bendeniz'de arasında. Harputluyum. O yüzden nas çekmiyoruz. Hani. Evet. Şimdi Harput Sultan Abdülaziz zamanında ovaya inmiş. Kışla evvela ovaya inmiş. Kışla inince tabii çerçesi, berberi, terzisi onlar da iniyorlar. Çünkü ekonomik sebep. Ve şehir kuruluyor. Adı Mamuratül Aziz oluyor. Bizim erken cumhuriyet döneminde bir önceki nesilden, bir önceki dönemden, bir önceki devirden gelen mirasları topyekun reddetmek gibi hastalıklı bir süreç yaşandığı için ne yazık ki bir padişahın ismini taşıyor diye orada oynamalar yapılmış. Bu yerli halkın, El Aziz'linin pek benimsediği
bir netice değildir. Elazığ manası olmayan bir kelimedir. Bizi de her görüşte kucaklar İsmail Kahraman Bey ve El Aziz diye kucaklar. Birçok Elazığ, El Aziz'i her ne diyeceksek Harput efendim belki Aziz'ye denebilir. Her neyse programın şimdi şeyi konusu ama önemli bir konu bu şehrimizin ismi değil. Evet. El Aziz'i çok seven insan gördüm. Fakat İsmail Kahraman Bey kadar çok seven ve çok metheden insan çok azdır. Bir de böyle bir tarafı var. Yani Irsen Rizelidir. Kalben El Aziz'lidir İsmail Kahraman Bey. Biraz da o rovanşist bir psikoloji olduğunu düşünüyorum. Harput Amerikan Koleji'nin ezikliğine karşı manevi bir sorumluluk ahlakı taşıyor. Evet. Yani evet. Çünkü gerçekten Tarsus Amerikan Koleji yok işte Harput Amerikan Koleji, Merzifon, İzmir, bunlar, Boğaziçi. Bunlar evet. Çok rastgele şeyler değil. Bunların farkında olan bir kişilik. Abdurrahman Bey mümkün olabilir ki haberi olmayan bulunabilir. Bu vesileyle müsaade ederseniz onu bahsedeyim. Efendim Türk Tarih Kurumu'nda çıkmış bir kitaptır. Harput'ta Misyonerlik Faaliyetleri diye bir eser. O eser okunduğunda bugün de çok daha iyi anlaşılacaktır. 1803'ten itibaren misyonerlik faaliyetleri bütün imparatorluk coğrafyasında Harput merkezi olarak anlatılıyor. Çok değerli bir eser, çok önemli bir eser. Evet. Eyvallah. Şimdi Hasan abi, Hasan amcamıza dönelim. Sizin ekleyeceğiniz bir şeyler var mı? Yoksa yani evet. Meclis Başkanlığı yani konusunda... Çok güzel şeyler söylendi. Onlara ekleyecek bir şey kalmadı belki ama bu meclise bu oylamasından dolayı yani başkan seçiminde kaybedeceğini bile bile ısrarla ben işte 41 rey alacağım illa ben 127 rey alacağım ama meclisi fuzulen işgal edeceğim meselesi üzerinde bir daha düşünüp ve bir iki misalle meclisten bir temennide bulunmak istiyorum. Tabii buyurun. Şimdi hakikaten partiler tutumlarını biraz değiştirmeli. Her şeyden önce meclise saygıyı, parti kendi meclisine saygıyı öğrenmeli. Maalesef partilerimizin kendi meclisine saygısı, kendi insanına saygısı, yetişmiş siyasetçisine saygısı yok. Nasıl yok? Mesela şimdi bir Amerika'dan gidiyor, bir başbakan, bakan getiriyor buraya Türkiye'ye. Ya Türkiye'de adam mı yok? Yani şimdi biz ilk defa ben Adalet Partisi milletvekili ve genel idare kurulu azasıydım o zaman. Demirel olduğu zaman, başbakan olduğu zaman. Demirel Hariciye Bakanı olarak Hasan Esat Işık'ı getirmek istedi. Ve getirdi tabii sonra. O zaman biz Saadettin Bey ve bir grup olarak itiraz ettik bu işe. Dedik ki yani Adalet Partisi'ne hakarettir bu. Niye Halk Partisi'nden bir hem de dışarıdan bir elçiyi getiriyorsun dedik yani. Ve 93 imza oldu Adalet Partisi'nin içerisinde. Grupta kırmızı vereceğiz diye. Ben dedim ki ben Adalet Partisi'ne hakaret ettiği için vereceğim. İmzaladığım için kırmızı vermeyeceğim. Grupta kırmızı vereceğiz dedi. Sonra arkadaşlar vazgeçtiler. Saadettin Bey dedi ki ya hepsi vazgeçtik. İlk günden bir şey çıkarmayalım yani böyle falan etmeyelim dedi. Sen zaten imzalamadın da niye şey yapıyorsun? Bir Ethem Kılıçoğlu vardı Trabzon milletvekili. İmzalar onda olduğu için o dedi verecek. Çünkü yarın biz bir yanlış şey yaptık mı Ethem'in hoşuna gitmedi. Zaten siz imzalarsanız ondan sonra da sözümüzden dönersiniz diyecek falan dedi. Fakat sonradan ama ben imzalamadığım halde
verdim, atam da verdi. Hürriyet'te o zaman da büyük çıktı. Bu Adalet Partisi'ne ilk çatlak falan diye. Şimdi yani bu mesela şimdi bakıyorsun Cumhurbaşkanlığı adaylığı oluyor Türkiye'de. ANAP'ın başbakanlık yapmış ANAP'ta. ANAP'ın o zamanki meclis başkanı Yıldırım Akbulut aday. Ama Mesut Yılmaz Yıldırım Akbulut'u kabul etmiyor. Ben gittim Selamet Partisi'yle buradan gittim Ankara'ya. Ya meclisten Yıldırım Akbulut gibi herkesin tanıdığı, meclisin tanıdığı, milletin tanıdığı bir adam varken dışarıda Ahmet Necdet Sezer vesaire gibi hiç tanımadığın adamları aramaya ne gerek var? Ve Saadet Partisi dedi ki tamam biz hemen vereceğiz ama ANAP'ın grubu bir defa biz de vereceğiz dese. Desin de ondan sonra diyelim. Çünkü Nevzat Yalçıntaş da şeyden Refah Partisi'nden aday olmuş. Şimdi kendi adayımıza çekil demek karşı taraftaki şeyden önce olmaz dediler. Ama o kazanmayacak binaenaleyh o kazanacak aday. Şimdi kazanacak aday da Mesut Yılmaz iddia etti ve dışarıdaki Ahmet Necdet Sezer'in peşine düştüler. Ecevit onu istiyor diye. Aynı şekilde MHP kendi adayı çıktı. Meclisin önünde gece saat 11.30'da biz o saatte meclis başkanı Yıldırım Akbulut'un odasındaydık. Şeyle Orhan Demirtaş'la beraber. Orada dayak atıyorlardı yani. Zor ayırdılar. Arkadaşlar gittiler. Zor ayırdılar. Yani bunlar gerektiği zaman dışarıdaki bir adamı bile destekliyorlar. Şimdi burada kazanamayacak olduklarını bildikleri halde son şeye kadar, üçüncü tura kadar devam ediyorlar. Ya bu artık bundan sonra mecliste böyle şeyler, bu meclisi fuzulen işgal etme diye bir şey olmamalı yani. Sizin teklifiniz evet. Efendim demin rejide dinliyordum. O teklifinizin hakikaten üzerine durulması lazım. Yani evet. Üç turlu seçim yerine evet. Zaten malum yeni meclisi bekleyen en önemli mesele yeni bir anayasa evet. İnşa edebilmek. O anlamda da hukukçu olması, işte teşkilatçı evet. Olması, demin bahsettiğimiz vasıflara haiz olması itibariyle de Sayın İsmail Kahraman'ın öncü rol oynayacağına ihtimal veriyoruz, inanıyoruz. Bu üç tur zaman kaybı, öyle anlıyorum Sayın Aksay'ın ifadesini. Üç tur hakikaten zaman kaybı. Belki partilere şunu deme hakkına sahip olmayabiliriz. Yani niye sen aday gösteriyorsun? Mümkündür. Çünkü aksini ispat da mümkün değil. Yani evet benim 40 milletvekilim var ama belki meclis benim adayıma oy verecektir tarzında bir müdafaa yaptığında bunun aksini ispat evet. Etmek mümkün değil. Ama iki turda bitmesi zaman kaybını önlemek adına isabetli olur. Çünkü üç tur yapılıyor. İşte diyelim ki 10 saat zaman ayrıldı. Ama bu 10 saat 10 saat değil. 550 çarpı 10 saat. Tabii bir de topluma yüklediği o psikolojik baskı enerji, da var yani. Negatif enerji. Evet. Yani 550 kişinin 10 saati, 550 evet. Çarpı 10 ne yapar? Evet. 5500 saat mi yapar? Evet. Bölündüğünde kaç insanın ömrüne karşılık gelir? Bu sebeple bu iki tur teklifi doğrudur ve kale alınması isabet olacaktır. Evet. Yani hocam. Yeni anayasanın çok meselesi var ama esas en önemli meselesi bence kanunların uygulanır hale getirilmesidir. Hele siyasi yapıyı ifade eden kanunların bugün Türkiye'de demokrasi diye bir şey yok. Niye? Siyasetin teşekkülü yanlış. Şimdi ne var? Halk Partisi bu partilerin
partiler ne diyor siyaset kanunu? Büfe bile açamaz bir parti, büfe bile açamaz, ticaret yapamaz, hiçbir şeyle uğraşamaz. Böyle parti orada şey yapamaz. E Halk Partisi ne yapıyor? 10 binlerce insana kredi veriyor. 10 binlerce insanı çalıştırıyor. Binlerce avukat çalıştırıyor şeyde, İş Bankası'nda. Ya böyle şey olur mu? Yani bu parti, ya bir sürü Halk Partili, Halk Partisi'nden ayrılan parti, bir sürü parti kuruldu. Hepsi de kayboldu gitti. Ama Halk Partisi kıyamete kadar yaşar bu banka elinde olduğu müddetçe. Yani Vakıflar Bankası da bana bağlıydı bakanken. Vakıflar Bankası bir bakanın imkanlarından çok daha fazla imkan veriyordu bana. Mesela şeyi 2800 şey vardı. Parasız yatılan fakir öğrenciler için yurtlarımız vardı. Ben onu 7000'e çıkardım. Şimdi bir kısmının çarşafı şey olmuş. Eskimiş. Eski çarşaflar vermişler. Gazeteler yazdı işte, bunlar geldiler işte çarşaf eski diye. Genel müdüre diyorum, genel müdür diyor ki para yok. Falan. Hemen arkadan şey geldi, bankanın genel müdürü geldi. Sayın Bakan, biz onların hepsini birden değiştirelim, yedeklerini de verelim dedi ya. Yani bizim sosyal yardımlarımız var dedi. Banka böyle bir şey yani. Bunlar, zaten bakıyorsun Kılıçdaroğlu vesaire banka idare meclisinde oradan aldığı maaşlardan gelmiş. Başka bir bilgi var. Zaten İş Bankası hilafet fonundan gelen paralarla kuruldu. Bu Kurtuluş Savaşı için gelen paraydı. Kurtuluş Savaşı'nı yöneten de meclisin kendisiydi. Bu para meclise geldi. Aslında İş Bankası'nın gerçek sahibi millet adına İsmail Kahraman olması lazım. Yani bununla ilgili davalar var şu anda. Açılan yani davalar var. Nitekim 12 Eylül'de de çok affedersiniz, özür dilerim. 12 Eylül'de de iptal edildi biliyorsunuz. Yani CHP'nin hisseleri iptal edildi. Daha sonra dava açarak tekrar. Ben onu söyleyecektim. Yani şimdi zaten kapatılan partilerin bütün malı devlete geçiyor. Tamam mı? Kardeşim, bu 12 Eylül'de Evren Paşa kapattı bunu. Mesela Milli Nizam Partisi kapatıldığı zaman ben evimin telefonunu, o zaman telefon falan pahalı dışarıdan almak. Ben evimin telefonunu partiye getirmiş, bağlamıştım. Tabii parti konuşmasını kendi ödüyordu ama parti kapanınca telefonun bütün borcunu bana ödettiler. O zaman telefonun ahizesini verin bari dedim. Fakat ahizesini de vermediler yani. Şimdi ben size başka bir... Telefonun ahizesini bana vermedi devlet. Dediler yok, biz bunu şeyde bulduk. Partide bulduk. Partide bulduysan parasını, borcunu partiden al. Partinin malını aldın. Oradaki malı sat. Oradan öde. Yok. Senin adına kayıtlı. Binaenaleyh sen ödeyeceksin dediler. O zaman parayı bana ödettiler. Fakat ahizeyi de, telefonun ahizesini de bana vermediler. Yani doğrudan konumuzla ilgili değil ama ben size çok ilginç başka bir detay söyleyeceğim. Bu nasıl oluyor şimdi? Bu partiler kapatıldı. Bununki devlete geçti malı. Ondan sonra tutuyorlar, geri veriyorlar. Nereden bildiler? Bunun alnından mı yazıyor Halk Partili? Bu Kur'anlar Halk Partilidir. Bu dava partisi konusu şu o anda. O parti çünkü kapandı İş ya. İş Bankası sadece hilafet fonundan değil, bu İttihat Terakki'nin bankasından ve aynı şekilde Afyon Terakki hisseleri de buraya aktarıldı. Demin siz bir şey söylediniz. Dediniz ki 1960'ta bu tekrar hükümete intikal etmişti. O zaman tekrar... 80'de. Evet, 80'de affedersiniz. Estağfurullah. Sermaye artırımına gitti İş Bankası. Sermaye artırımındaki hisseler Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneğinden ödendi. Daha sonra bu İş Bankası'na tekrar devredilirken sermaye tezidinden kaynaklanan para Çankaya'nın hesabından ödendiği için ben tekrar geçen gün Cumhurbaşkanlığı'ndaki arkadaşlara da söyledim. İş Bankası'nın Tayyip Erdoğan şu an temsilen ortağı.
Bu Ağbal Bey'e söylemiş. Cumhurbaşkanı sıfatıyla. Cumhurbaşkanı sıfatıyla. Evet. Daha öncekiyi de İsmail Kahraman meclis başkanı sıfatıyla İş Bankası'nın şu anda eğer bunu yargı yoluyla ya da idari yolla takip edecek olursak tekrar millete iade edilmesi gerekir bunun. Yani CHP meselesi değil. Ya, bu yani. Tamam, bunu biz şu anda meclis başkanımıza bir çağrı yapalım. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı'na bu millete ait olan ya da ümmete ait olan fonların tedbire memur olarak vakıflar üzerinden Diyanet'e temliki gerekir. Hatta yeni kurulacak olan faizsiz bir vakıf. Çünkü komedi şöyle, Diyanet'in bütün maaşları bir faiz kuruluşuna yatıyor. Şimdi onun için vakıflar ayrı bir katılım bankası ziraat kuruyorlar. Ziraat katılım. Evet, şeyler. Halk ve ziraat. O vesileyle yani siz 1980 olayını söyleyince orada da bir ayrıca örtülü ödenekten ödeme var. Evet, ciddi bir hukuki mesele bu tabiatıyle. Evet. Ayrı bir bahis, ayrı üzerinde uzun uzadıya konuşulacak. Yani mesele, çok her şeyden çok şey var aslında. Çok iş var. Aslında son bölümü hocam şeyle girelim mi? Yani artık meclis başkanını seçti. Yarın bakanlar belirlenecek. İsmail Kahraman ismiyle herhalde yeni bir strateji de düşünülüyor galiba. Şimdi Türkiye'yi bekleyen sıkıntılar var. Bugünlerde en çok konuştuğumuz konu tabii ki Türkmenlere yapılan 7 düvelin saldırısı. Son bölümde de ona girelim isterseniz, o konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz. Yani bunun Paris saldırıları, işte G20 zirvesi hemen arkasından bu 7 düvelin saldırısı, Rusya'nın gider ayak dayışı, yardım eden 40 ülke var demesi vesaire. Hani tüm bunlar ışığında siz nasıl okuyorsunuz bir anda Türkmenlere yönelik bu saldırı amacı? Şimdi, altında ne yatıyor? Ben daha geniş çerçeveden bir bakacağım. Evet. Yani bir defa İsmail Kahraman hukukçu, bir kariyere sahip. Yasama organının başında bulunuyor şu anda. Ve önümüzde bir anayasa değişikliği süreci var. Aynı şekilde bir başkanlık sistemi tartışması var. Bu sıralarda ben çok pasif olarak izleyici olacağını zannetmiyorum. Aktif ve etkin bir kişi olacak. Kendisi bir üniversitenin mütevelli heyetinin başında. Üniversitelerin bu sürece etkin katılımı herhalde konusunda. Herhalde ayrılır artık oradan. Oradan ayrılacak ama yani bir üniversite geleneğinden böyle bir misyonu da olduğu için. Yine bir sivil toplum geleneğinden geldiği için sivil toplumu da bu sürece etkin bir şekilde katacağını dengeleri kollayacaktır. Evet. Kültür Bakanlığı'ndan geliyor. Bir kültür mirasımız, tarihi kültür mirasımız var. Bunun tekrar hayata döndürülmesi, yani saraylardaki mirasın, Topkapı'daki mirasın, çünkü bunlar da meclisin biliyorsunuz koruması altında. Bunların hepsinin ötesinde Osmanlı'nın son döneminde mesela Kasımpaşa Konferansı var. Cemiyet-i Akvam tarafından. Kasımpaşa Konferansı'nın ki bu bayır bucak Türkmenlerin hak ve hukuklarının da müzakere, Musul petrolleri, Kerkük Türklüğü, Irak, Suriye sınır hattının konuşuldu. Osmanlı Meclisi mebusanı ile müzakereler başlamış. Fakat Ankara hükümeti ortaya çıkınca kimin temsil edeceği konusunda uzlaşma olmadığından Kasımpaşa Konferansı'na, konferans bir raportöre bu konuda hazırlıklar yapması konusunda görev vermek suretiyle ertelenmişti. Bu neticelendikten sonra Ankara Konferansı ile bu konu belirlendi. Türkiye'nin Irak'taki garantörlüğü buna dayanıyor. Musul petrollerindeki payımız da buna dayanıyor. Aynı şekilde Kerkük meselesi ve bu Suriye Türkmenleri meselesi de. Bunlar bakın, bir kısmı Osmanlı'dan bize tevarüs eden uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve hukukumuz ve bu konuda 110 ülkede bizim hilafetten kaynaklanan bakiyemiz var. Hilafet kaldırılmadı. Mana ve mefhum olarak Cumhuriyet münnemiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şahsı manevisinde münnemiştir. Öyle zannediyorum ki Kahraman, İsmail Kahraman, dostluk gruplarını bu anlamda yeniden yapılandıracak ve o tarihi misyonumuz, Rohingya Müslümanlarının da meselelerinin meclisin dostluk grupları içerisinde, yani genel kurula doğrudan gelmese bile buralarda müzakere edileceğini, ben Beştepe'deki 1000 odalı ne diyorduk? Külliyenin
o odasını bekleyen bir takım uluslararası danışmanlar olduğunu düşünüyorum. Bu misyonun gereği olarak ben İsmail Kahraman'ın Osmanlı'nın son döneminde Cumhuriyet'e tevarüs eden, Birinci Meclis döneminde Kuvayi Milliye Müdafaa-i Hukuk ve İstiklal Harbi dönemindeki o manevi ve siyasi bir takım akreditasyonlar, Lozan ve sonrası, ki biz bakın şimdi bugün Malatya'dan kalkıp yine vuracaklar Irak'a, bilgi vermek, sadece bilgi verir girersiniz. Bizim garantörlüğümüz var. Bizim Gürcistan'da garantörlüğümüz var. Batum Limanı'nı biz kendi limanımızda kullanabiliriz. Nahçıvan'da garantörlüğümüz var. Kıbrıs'ta tabii, garantörlüğümüz biz var. Biz bunları doğrudan re'sen yapabiliriz. Ve ama Türkiye, biz 60'ta Musul petrollerindeki payımızı İngiltere'ye borca mahsup edelim diye elden çıkartmışız. İsmail Kahraman'ın bu tarih şuuru, hukukçu kişiliği, uluslararası hukuktan kaynaklı ve devlette devamlılık fikri gereği, hakları ve hukuku konusunda ben herhangi bir meclis başkanından çok daha farklı bir misyon ve rol üstleneceğini düşünüyorum. Bayırbucak Türkmenlerinin Suriye hükümetine vergi vermesi gerekmiyor. Arazilerini işleme konusunda Türkiye'ye gelip gitmesi, mahsullerini Türkiye'ye taşıması, fiyatlandırması konusunda da herhangi bir sınır kontrolüne ve yaptırımına mecbur bırakamazlar. Suriye rejiminin bu insanlara kimlik vermemesi, tapularının millileştirilmesi karşısında, bakın evet, oradan bizim 1 milyon dönümün üzerinde Türkmen arazileri varken Suriye'ye bırakılan Suriye nüfusundaki kişilerin Türkiye'deki toprakları 200 bin dönüm civarındadır. Orada çok ciddi ve Türkiye'nin mayınlayarak o bölgeyi tamamen ilişkileri kestiğimiz dönem geride kaldı. Türkiye artık uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan, tarihten kaynaklanan dini, insani, ahlaki sorumluluğunu bir misyon olarak yeniden kazanacaktır. Ben bu anlamda bizim İnsan Hakları Komisyonu'nda hem İslam dünyasında hem de Avrupa'daki insan hakları ihlalleri, bakın biraz önce ben Brüksel'de insanlar koşarak yoldan karşıya geçmeye endişe ediyor. Çünkü o karşılarında askeri kişiler, polisler tetikte bekliyor. Ampul patladı diye Fransa, Paris'te insanlar birbirlerini ezdi. Bir ampul patladı. Psikoloji diye. Böylesine. Böylesine. Şimdi buradaki ben Batılıların tepesine binelim anlamında söylemiyorum. Aynen. İnsani, ahlaki sorumluluğumuzu biz tekrar söylüyorum. Alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmetiyiz. Korkuyorsa korkuyordur insanlar. Bu korkularını nasıl tolere edeceğimizi de düşünmemiz açısından bizim insan hakları komisyonumuzun evrensel anlamda çok daha aktif, etkin bir rol üstleneceğini düşünüyorum. Hem partilerimizin bu anlamda dostluk gruplarına işte biraz geçsinler, dünya görsünler diye insanları seçmemeleri, dil bilen, sorumluluk üstlenecek, sivil toplum geçmişi olan kişileri seçmeleri, İnsan Hakları Komisyonu'nda bu tür etkin bir takım çalışmalar yapılmasını ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin parlamentoyu bilgilendirmek üzere komisyonları ya da bir takım çalışma gruplarından gelecek, üniversitelerden gelecek raporların meclise arzı konusunda da ben nasıl G20 tarihi içerisinde Türkiye toplantısıyla bir dönüşüm gerçekleştirdiyse, İsmail Kahraman döneminde de ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin unutulmayacak tarihi bir dönüşüm gerçekleştireceğini, hukuk içinde kalarak Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun, dünyaya, İslam dünyasına model olacak bir reformist diyeyim. Reform kelimesinden daha fazlasını ben ümit ediyorum. Gerçekleştirmesi için dua ediyorum. Evet. Eyvallah hocam. Size bırakalım evet, buradan aslında. Şöyle, Ali onun Bey, kişiliğinde aslında İsmail Kahraman'ın kişiliğinde bir de hani bizi bekleyen büyük bir sorun var. Evet. Son sözde ona mutlaka değinelim, izleyicilerimizle sizin görüşlerinizi. Evet. Şimdi 1 Kasım'ın manası, 1 Kasım'ın anlamı 2019 seçimleri kazanıldığı takdirde yerine oturacaktır. 1 Kasım'ı %49,5 gibi yüksek bir oyla kazanmak AK Parti'yi
2019'u kazanmaya mahkum etmiştir. 2019 kazanılamazsa 2023 hayal olabilir. Evet. Onun için bu 4 yılı AK Parti'nin çok iyi değerlendirmesi lazım. Hiç fire vermemesi lazım. Biz yolumuza 2023 diye bir ufuk koyuyorsak, bu aynı zamanda başkalarını da rahatsız ediyoruz manasına gelecektir. Onun için bize rahat vermeyeceklerdir. Bu rahatsızlık içeriden de gelebilir, dışarıdan da gelebilir. Şimdi burada tarihin şahitleri var. Türkiye'nin 1970'ten sonraki bütün darbe, kriz, sıkıntı, musibetlerinin başlangıcı Adalet Partisi'nin 1969'da ikiye bölünmesiyle başlamıştır. Bu sebeple AK Parti'nin çok dikkatli ve çok uyanık olması, içeriden çıkartılabilecek fitnelere karşı uyanık olması mecburiyettir. Efendim biz birbirimizi çok seviyoruz, bizde böyle şeyler olmaz dememeli. Bu itibarla da yaşı kemal noktasına ulaşmış, tecrübesi kemal noktasına ulaşmış, sevilen ve diğer partilerinde keza itibar ettikleri, en azından saygı duydukları bir ismin meclisin başına gelmesi hem meclis için hem ülkenin istikrarının şu an teminatı durumundaki olan iktidar partisinin de herhangi bir sebeple kazaya uğramaması adına bir kazanç olacaktır. Bir bunu söyleyebiliriz. İkincisi Bayır Bucak Türkmenlerine, bu Türkmen meselesine temas etmeden geçmemek evet. lazım. Bugün orada malum Rusya bombalıyor havadan. İran, Hizbullah ve Nusayri güçleri, Suriye demiyorum onu artık, o Nusayri güçleri de buradaki kardeşlerimize bütün ellerindeki imkanlarla karadan hücum ediyorlar. Affedersiniz, şu anda Ahrar Şam'la Bayır Bucak Türkmenleri buluşmuşlar. Cüp Ammar tepesinde Sammako kavşağında şebihalarla çok yoğun çatışmalar oluyormuş. Bu arada cephede Suriye tarafında. Bu arada Suriye. Fransız ve Rus savaş gemileri Suriye önünde kendi aralarında görüşmeler yapıyorlarmış. Evet. İlginç bir şey. Rusya ilk olarak Obama ile Putin'in Birleşmiş Milletler toplantısında buluşup müzakerelerinin hemen ertesi günü Suriye'ye uçaklarını yolladı ve bombalamaya başladı. Dedi ki ben buraya DAEŞ'i bombalamak için gidiyorum dedi. Ama hiç aslı çıkmadı. Ilımlı muhalifleri bombaladı ve bugün de Bayır Bucak Türkmenlerini bombalamakta. Türkiye'ye Türkmen Dağı'nın düştüğüne dair haberler geldi. Ancak buraya bendeniz bir başka televizyondan geliyorum. Orada bir video dinlettiler. O videoda Bayır Bucak Türkmenlerinin Tümen Komutanı Alparslan Çelik, Tümen Komutan Yardımcısı Alparslan Çelik bir açıklama yapıyor. Diyor ki Türkmen Dağı düşmedi, biz mücadelemize devam ediyoruz. Düştüğünü kabul edelim. Dün çok önemli bir kaynaktan aldığım bilgiye göre oradaki Türkmenler diyorlar ki Türkiye bize gerekli yardımı yapsın. Kaybettiğimiz köyleri ve Türkmen Dağı'nı yeniden alabilecek güçteyiz, kararlılıktayız. Öyleyse Türkiye'nin... MİT tırları devreye girsin yani. Evet, bir MİT tırları devreye girsin. İnsan olarak girsin, silah yardımı olarak girsin
ve Türkiye Birleşmiş Milletleri acilen toplantıya çağırsın, dünya kamuoyunu ayağa kaldırsın, diplomatik taarruza girişsin, Londra, Paris, Moskova, Washington, Berlin neresi varsa buralarda Tahran baskılar yapsın, diplomatik baskılar. Bütün yolları denediği halde emperyalist güçler bu inatlarında devam ederlerse bu defa orada Kuzey Suriye Türkmen Cumhuriyeti'ni kurdursun ve devlet olarak tanısın. Yani cesur ve kararlı hareket etmek mecburiyetindeyiz. Pazartesi günü yarın kurulacak hükümetin bir numaralı meselesi Bayırbucak Türkmenleri, onların istikbalidir. Zira burada bütün o taarruzlar, saydığımız taraf devletlerin veya örgütlerin hedefleri Türkiye ile Bayırbucak Türkmenlerin arasını kesmek. Araya bir kama sokmak istiyorlar. Öbür taraftan Kürtleri kantonlaştırıp Türkiye'nin güney hududunda kapatmak istiyorlar. Hani hatırlayacaksınız, 3 ay önce ne konuşuyorduk? Kuzey Irak'tan Akdeniz'e bir koridor, petrolü indirme. Bunun için kiminle Amerika stratejik ortaklığa gidiyordu? PYD ile. Türkiye bastırınca vazgeçti. Ama o arada 50 ton silah attı yardım aşağıya. Evet, PYD. Şimdi Kerry ne diyor? Türkiye ile beraber işte güvenliği henüz temin edilememiş olan 98 kilometrelik bir bölgenin güvenliğini temin edeceğiz. Türkiye bütün o 910 kilometre, 920 kilometrelik hududumuzun tamamında güvenliğini temin ediyor da 98 kilometrenin güvenliğini, emniyetini temin etmekte mi acize düşüyor? Onun için bu tip oyalayıcı sözlere kulak asılmaması lazım. Bir taraftan bizim yüzümüze dostuz, evet, stratejik müttefikiz denirken öbür taraftan başka planlar, başka hesaplar gündemde. Fransa'nın Suriye'ye girmesi de çok manidardır. Onu da ileride tarih başka türlü yazabilecektir. Bugün Suriye parçalanıyor. Buranın 95 sene önce bizim Şam vilayeti olduğunu kimsenin unutmaması icap eder. Suriye parçalanırken Türkiye'de Orta Doğu kapatılıyor. Buna karşı son derecede uyanık olmak icap eder. Biz 50 yıl kadar önce Balkanlardaki Osmanlı unsurumuzu, bizim bakiyemizi kendi yerlerine muhafaza edemedik. Devrin Yugoslavya'sında, Arnavutluğunda, Makedonya'sında, Bulgaristan'ında, bunların bazılarında Türkler çoğunluktaydı. Evet, Bulgaristan'da evet, Türkler çoğunluktaydı. Daha bunun gibi başka yerlerde keza öyle. Ve Türkiye'ye göç ettiler bunlar. Kabul edildi Türkiye'ye. Bugün hudutlarımıza gelen Bayırbucak Türkmenlerini içeri aldığımızı veya hudutta işte battaniye verdiğimizi, çadır kurduğumuzu, iaşelerini temin ettiğimizi söylüyoruz. Tamam. Ama onların orada kalması değil mi? Kendi yerinde muhafaza ve müdafaadır. Evet, şimdi bakın ne diyorlar Bayırbucak Türkmenleri? Bize destek verildiğinde biz Türkmen Dağı'nı geri alırız. Kaybedilen köyleri geri alırız. Bu cesaretin, bu kararlılığın ölmemesi lazım. Buna destek vermek icap eder. O itibarla bugün Türkiye hükümetinin, genelkurmayının, istihbaratının, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en önemli haysiyet meselesi Bayırbucak Türkmenlerinin istikbal ve istikbalidir. Zira demin bahsettiğim Alparslan Çelik, Bayırbucak Türkmenleri Tümen Komutan Yardımcısı dedi ki, burası Bayırbucak, buradaki Çanakkale'dir. Evet, Çanakkale'dir ifadesi var. Evet, buradaki Çanakkale'dir
dedi. Bir şey daha söyledi. Onu şu an çıkartamadım. Ama çok güzel bir konuşmaydı ve bunun sosyal medyada çoğaltılması lazım. Dikkatle dinlenmesi lazım. Moralleri oldukça yüksek ama orada katliam yapılıyor. Orada katliam yapılıyor. Bizim şunu unutmamamız lazım. Doğulu insanlar katlediliyor. Bu doğulu insanların ne yazık ki batılı ülkelerde, bunu ben bir batılı düşmanlığı şeklinde söylemiyorum. Öyle bir şeyi tasvip de etmiyorum. Evet. Ama bir zihniyeti ifade etmeye çalışıyorum. Evlerindeki kedi köpek kadar kıymetli değil. Bir kedinin köpeğin telef olmasına üzülmeleri kadar Bayırbucak Türkmenlerinin veya Kobani'deki Kürdün fark etmez ölmesine üzülmüyorlar. Evet, onun için bu toprakların, bu coğrafyanın, bütün insanların ırkı aidiyetleri her ne olursa olsun birbirlerini anlamaları, birbirlerini kucaklamaları icap eder. Bu anlamda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve onun işte iki gün sonra inşallah başkanı seçilecek olan Sayın İsmail Kahraman'a büyük memuriyet ve mesuliyetler düşmektedir. Zira bütün yeryüzündeki Müslümanların bakışları burayadır. Bunun böyle olduğunu yurt dışında yaşayan veya yurt dışına giden insanlar görebilmektedirler. Biliyorlar diyorsunuz. Yani evet. Burada yapılan seçimler ister 1 Kasım olsun, ister Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimi olsun. Bu Bosna'daki insanı da, Somali'deki insanı da, Sudan'daki insanı da, Yemen'deki insanı da, Myanmar'daki insanı da, Şarkı Türkistan'daki insanı da ilgilendirmektedir. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz sürede hocam. Sürede oldu ama bir cümle söyleyeceğim. Bir cümle şu anda yine AKİT'in internet sitesinde hemen verdiler. Türkmen Dağı düşmedi. Dağdaki Zahiye Dağı'nda çatışma devam ediyor. Ve bu bölgede kaybettiğimiz yeri de geri aldık diye şu anda yeni internet sitesine bilgi girdi. Şu anda yine Hasan Celal Güzel internette bir anket yaptı. Ankette soruyor. Suriye'deki Türkmen kardeşlerimiz için biz yardım etmeli miyiz? Türkiye kendi sınırlar dışındakilere karışmamalı mı diye. Şu ana hemen ne lazımsa yapalım diyenler %90. Türkiye bu işe karışmasın diyenler %10. %10'u hala var. Anket devam ediyor şu anda. Onu da haber verelim. Twitter üzerinde devam eden bir anket. Abdurrahman Bey, Ali Bey, evet. Müsaade ederseniz bir cümle ilave edeceğim. Şimdi bakınız. Madde 1. Türkmen Dağı düştü mü düşmedi mi? Türkmen Dağı'nın düşmediğini Türkiye'de televizyonlar var, gazeteler var, internet var. Bu kadar medya var, basın unsuru var, haber ajansları var, Anadolu Ajansı var. Neden bunun gerçeğini vaktinde bu ülkeye ve dünyaya duyurmuyorlar? Yani biz hala Amerikan, Fransız, İngiliz haber ajansları üzerinden mi dünyayı tanıyacağız ve okuyacağız? Evet, onların servis ettiği haberleri. Evet, bu bir. Yani başkasının gözüyle bakıyoruz biz demektir bu. Yalan yanlış bir haberle, yalan yanlış bir haberle yarın bu ülkenin Allah korusun insanları da birbirine düşürülebilir. Bu bir. İki, şurada 5-10 yıl öncesine kadar Suriye'de Türkmenler olduğu bu ülkede kaç kişi biliyordu? Suriye'de Türkmenlerin olduğunu Batı Trakya'da kardeşlerimizin olduğunu. Yani, doğru, bilinmeyen şeylerdi. Kendi sınırlarımızın içine kapanmış, dünyaya gözünü kapatmış bir ülke konumundaydık. Evet, zihinlerimiz hapsedilmişti. Bir imparatorluğun evlatları olduğumuzu yeni idrak edebilmekteyiz. Ama bütün bu hizmetler yapılırken televizyonlardaki bazı dizilerle de uyuşturulmaya devam ediyoruz. Bu ülkenin ve bu coğrafyanın çocuklarının zihniyetleri de fikriyetleri de bozulmaktadır. Evet, çok teşekkür ediyoruz.
Erkekler eşlerini çocuklarını bırakıp tekrar geriye dönmüşler. Onunla ilgili bilgileri verelim. Yenihareket.com.tr'den detayları izleyicilerimiz takip edebilirler. Çok sağ olun, ayağınıza gönlünüze sağlık. Süre kalmadı, açtık. Hasan amca, evet, gazeteci yazar Rahim Er abimizle evet. birlikteydik sevgili izleyiciler. Abdurrahman Dilipak hocam. Dinleyicilerimize selam ve saygılarımı sunuyorum kapatırken. Yani Türkiye tabii çok zor ve çetin bir geçitten geçiyor. Ama Allah'a şükür bu geçitler hep bizim tahmin ettiğimiz ve dilediğimiz noktaların çok daha güzelleri doğuyor. Mesela bütün kamuoyu araştırmalarının hiçbirisi %49,5 tahmin edemiyor. Şahıs olarak konuştuğumuz arkadaşların hiçbirisi gerçekçi söyle dediğin zaman, temenni olarak herkes yüksek söylüyor ama gerçekçi söyle dediğin zaman tahmin edemiyordu. Fevkalade bir hadise oldu. Ben İsmail Kahraman Bey'in milletvekili ve meclis başkanı olması da fevkaladeden aynen 49,5 oy alması gibi şeyin fevkaladeden bir hadisedir. Evet. Öylesine fevkalade aday değildi yani. Ben İsmail Bey'i 20 yaşından beri tanıyorum. Evet. Yani ama ve devamlı da görüştüğümüz bir kardeşimiz. Şimdi son gün milletvekili listelerinin hazır verildiği son gün öğleye kadar dahi şeyin bir öyle isteği falan yok. Ama son gün öğleden sonra o fevkaladeden mecbur edildi, milletvekili adayı oldu birinci sırada. Evet. Hatta milletvekili adayı olduğu gün tebrik ederken ben de dedim ki İnşallah bunun arkasında meclis başkanlığı var. Orada da sana büyük vazifeler düşecek için. İnşallah diye. Evet, Allah tanırmasın efendim. Evet. Yani İsmail Bey'in gelişi de fevkaladeden bir hadisedir. Evet, bu da güzel bir hadise. Ve çok güzel bir hadisedir. Evet. Allah merlemek ki millete, bütün İslam dünyasına ve insanlığa hayırlı kılsın inşallah. Amin diyelim. O duanın üzerine bir şey söylemeyelim. Allah'a emanet olun. Görüşünceye dek.